Herkese merhabalar, tercihlerin bitmesine son iki gün fakat endişelenmemize gerek yok. Zaten tercihlerimizi bitirsek de bunları okul müdürlüklerine imzalattıktan sonra tercih dönemlerimiz nakil döneminde, ek kontenjan döneminde, boş kontenjan döneminde devam edecek. Endişelenmemize gerek yok. Biz mutlaka çok güzel bir okul kazanacağız. Bu arada tercih ile alakalı sizlere e okul ekranı üzerinden de tercih videosu hazırladık. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hemen sorularınıza bakalım. Günün yorumlarında Adem Coşar demiş ki: "Hocam nakilleri detaylı olarak anlatabilir misiniz?" demiş. 302 beğeni almış. Hemen sorusuna geçelim. Biriniz arkadaşlar 2020 LGS takviminde biliyorsunuz 20 29 Temmuz arasında tercihler alınıyor. Biz 29 Temmuz'da tercihlerimizi yaptıktan sonra okul müdürlerine ona ...aylattıktan sonra tercihlerimizi gönderiyoruz. Sonrasında birileri bir yerleri kazanacak, birileri bir yerleri kazanacak. Mesela diyelim ki şöyle örnek verelim. Boş bir kağıt alıyorum. Diyelim ki en yüksek Anadolu sesi neresi? Galatasaray Anadolu Sesi. Galatasaray Anadolu birileri kazanacak. İşte birileri Kabataş Anadolu Sesi'ni kazanacak. Birileri işte Atatürk Anadolu Sesi'ni kazanacak. Atatürk AL yazıyorum. İşte birileri ne olsun mesela Mümtas soysal, Mümtas soysal Mümtaz Saran Sosyal Bilimler Lisesini kazanacak. Tamam Mümtaz Saran Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanacak. Mümtaz e, T yazıyorum. Sosyal Bilimler Lisesini kazanacak. Kimisi Kadıköy Anadolu Emotip Lisesini kazanacak. Kadıköy AİHL yazdık. Bu şekilde genellikle sıralıyorum. Bunlardan kimisini daha fazla isteyebilirsiniz, kimisini daha az isteyebilirsiniz. Bu şekilde liseler sınırlandı, sıralandı. Şimdi diyelim ki Kadıköy Anadolu Lisesi kazanan bir öğrenci tabii ki Atatürk Anadolu Lisesi'ne gitmek isteyebilirdi. Veyahut Atatürk'ü kazanan biri Kabataş'a gitmek isteyebilirdi. Kabataş'a gitmek isteyen biri Galatasaray'a gitmek isteyebilirdi ama Puanlarına 20-29 Temmuz arası yaptığı tercihlerde ne geldi? Bunlar geldi diyelim ki. Şimdi 10 Ağustos'ta boş kontenjan ilan var. Boş kontenjan ilan nasıl oluyor? Galatasaray'ı kazanan bir öğrenci Robert burs kazanıyor mesela. Robert'ten veya yurt dışında bir okuldan burs kazanıyor. Ve Galatasaray'ı kazanmasına rağmen buradan 1 eksi kişi eksili veriyor. Tamam mı? Kabataş'tan iki kişi Robert'ten burs kazanıyor mesela. ve hatta o Galatasaray'a bir kişi boşluk oluşuyor. O oraya geçiyor. Dolayısıyla buradan da eksi iki boşluk oluştu. ve hatta başka bir kolejden burs kazanıyor. Atatürk Anosesi gibi öğrenci diyor ki... ...aa Kabataş iki kişilik boş yer varmış. O yukarı geçiyor. Bir, bir tanesi başka bir kolejden burs, e, burs, kazandı. Burada eksi üç kişilik boş yer oldu. İşte Mümtaz Sarhan Sosyal Mühendisliği'nden yine aynı şekilde... ...burada bir Eksi ikilik boş yer oldu. Buraya geçti, buraya geçti. Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazanan önce ...aa diyor sosyal bilimler lisesinde boş yer var. Atatürk Anadolu Lisesi'nde boş yer var. Kabataş'ta boş yer var. Veya bir burs kazanıyor bir kolejden. Burada dediğin eksi dört boş yer oldu. Ve hiçbir yeri kazanamayan da bir öğrencimiz var. Hiçbir yeri kazanamamış. Bu eksi de tamam mı? Bu öğrenci diyor ki a bak buralarda bir sürü boş yer var diyor. Puana göre buralardan tercih yapabiliyor. İşte boşluk oluşması gibi. Buradaki boşluk oluşunca bu buraya geçiyor. Burada boşluk oluşunca bu, bunlar buraya geçiyor. Bunlar buraya geçiyor. En alttaki de bir yerlere yerleşebiliyor. Dolayısıyla 10 Ağustos'ta boş kontenjan ilanından sonra 10-14 Ağustos'ta birinci nakil dönemi oluyor. Birinci nakil döneminden sonra bir daha buradaki öğrenci, buradaki öğrenci yine beğenmeyip başka bir koleje geçebiliyor. Veya Kabataş'taki öğrenci vazgeçebiliyor. Burada şu çok önemli. Sizler yerleşseniz de bir yeri yani Galatasaray'ı kazansanız da, Kabataş'ı kazansanız da, Atatürk Anadolu Sesini kazansanız da, Kadıköy Anadolu Yemek'i kazansanız da bu nakillere katılabiliyorsunuz. Ve hakkınız kaybolmuyor. Yani ben eyvah Kadıköy Anadolu Yamatip'i kazanmıştım. Ben Kadıköy Anadolu Yamatip'i kazanmıştım. Bakın şöyle göstereyim size. Kadıköy Anadolu Yamatip'i kazanmıştım. Acaba Kabataş'la boşluk oluşmuş. Kabataş'ı tercih edeyim dedim. Kazanamadım. Eyvah bu da gitlerimden olmuyor. Bura yine haklı kalıyor. E, hakkınız saklı kalıyor. Dolayısıyla bura olursa buraya yerleşiyorsunuz. Bura olmazsa zaten Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni hala kazanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hakkınızı kaybetmiyorsunuz. Kontenjanı dolu olsa da yazabilirsiniz. Niye? Çünkü şu an herkes boşaltmıyor. Kontenjan dolu gibi gözükebiliyor. Kontenjan dolu da olsa Galatasaray'ı daha en başta biri kazansa bile gitmeyebiliyor. Ama sonradan da vazgeçebiliyor. Ve hatta Kabataş'ı en başta biri kazanıyor. Ama gitmiyor sonra. Başka, yurt dışına gidiyor. Robert'e gidiyor. Başka bir okula gidiyor. Kimisi de kazanıyor, kazandı gözüküyor. Fakat sonradan nakil dönemini bekleyip Belki Galatasaray'a geçelim diyor. Dolayısıyla boş kontenjanları kontenjan dolu olsa da yazabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda tekrar söylüyorum. Galatasaray'daki bir öğrenci bile en yüksek Anadolu Sesi Galatasaray. Oradan Robert'ten burs kazanabilir. Anadolu Sesi öğrenci koleje geçebilir. Özel okullar burs alabilir. Böyle boşluklar oluşuyor. Nakil döneminde 3 artı 3 artı +3, 3 tercih hakkımız var. Eğer bu dönemde yani şu tercih alınması döneminde tercihinizi yerleştirirseniz Nakil dönemlerinde okul türü ve kayıt alanı zorunluluğu yok. İstediğiniz yerden istediğiniz şekilde tercih yapabilirsiniz. Ama bu dönemde, yani ilk tercih döneminde tercihinize yerleşemediyseniz... Daha tercihinize yerleşememişsiniz. Yani Kadıköy Anadolu Üniversitesi'ni kazandıysan, Mümtaz Sarhan Sosyal Mühendisliği'ni kazandıysan... Bunlardan herhangi birini kazandıysan, yani bir yerlerdeysen nakil döneminde 3 artı 3 artı 3 tercih yaparken... Herhangi bir şeye bakmadan istediğini tercih yapabilirsin. Ama bu durda buradaysan yani hiçbir yeri kazanamayıp da... Ee, ...nakil döneminde bir yere yerleşmeye çalışıyorsan... ...bu durumda mutlaka mutlaka iki tane tercih etmen gerekiyor. Yani üç, e, iki tane anadolu sonra üçüncüsü meslek veya anadolu lisesi olmak zorunda. Üç tane aynı yerden tercih edemiyorsun. Sadece iki tane anadolu lisesi veya iki tane fen lisesi tercih edebiliyorsun. Dolayısıyla bir yere yerleştiysen sıkıntı yok. İstediğin yeri yaz. Ama bir yere yerleşemediysen seni bir yere yerleştirmek için... ...mutlaka ama mutlaka sana belli bir e, sınırlama getiriyorlar. Sonra bunlarda da yerleşemedin. 24-26 Ağustos'ta komisyon yerleştirmesi var. Yani sen bekliyorsun açık havuzda bekliyorsun. E sonra ne olacak? Sonra işte senin sanayi. Hayır öyle bir şey yok. Mutlaka seni bir liseye yerleştiriyorlar. Yani adrese dayalı olaraktan sınavla, pansiyonla bir şekilde bir yere yerleştiriyorlar. Dolayısıyla çok düşük puanla ana arkadaşlarımız bile hiç endişelenmelerine gerek yok. Mutlaka mutlaka bir yere yerleşecekler. Sonrasında zaten okullar açılıyor. O zaman biz ne yapacağız? Tercihlerimizle alakalı zaten taktiğimizi söylemiştik. Tercihlerimizi yapacağız. Tercihlerimizi yerleştiysek de nakil döneminde kovalayacağız. Yani ben Kadıköy Anadolu girdim ama burayı da kovalayabilirim nakil döneminde. Burayı da kovalayabilirim. Burayı da kovalayabilirim. Kabataş'a girdim. Memnun kalmayıp Robert'e geçebilirim. Galatasaray'a biri geçtiyse, Galatasaray'dan bir Robert'e geçtiyse oradaki boşluğa yerleşebilirim demeniz lazım. Peki hocam Kabataş'tan Galatasaray'a nasıl geçersin? E, çok yüksek puan aldıysan geçebilirsin. Mesela diyelim ki Kabataş'tan bir kişi Dedi ki ben Galatasaray'a geçeceğim dedi. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden bir kişi Galatasaray'a geçeceğim dedi. Zaten önce Kabataş'tan ayrılarını alırlar Galatasaray'a. Niye? Çünkü Kabataş'ın puanı daha yüksekti. Burayı kazanan öğrenci muhtemelen Kadıköy Anadolu Lisesi'nden daha yüksek olduğu için önce onu alırlar. Şimdi tekrar diğer sorumuza gelelim arkadaşlarımızın diğer sorularına. Hocam nakil döneminde zaten yine videolarda çekeceğiz arkadaşlar hiç yanlış gerek yok. Hocam yüzdelik dönemim 39.50. 40 yani neredeyse. Hukuk okumak istiyorum. Hangi liseye gitmeliyim? Hangi lise gidersen git, e, sevgili Buse ...hukuk fakültesini kazanabilirsin. Fen Lisesi'ne gidersen biraz sıkıntı yaşarsın. Çünkü fen dersleri çok ağır. Fizik, kimya, biyoloji çok ağır. Ama e, sosyal bilimler lisesine gidersen... ...Anadolu Lisesi'ne gidersen... ...Anadolu İmatip Lisesi'ne gidersen... ...ya da İmatip Lisesi'ne gidersen... ...bu liseler... ...tekrar söylüyorum bak buraya yazıyorum hatta senin için... ...Anadolu Lisesi'ni en başta tercih et. Sonrasında Anadolu İmatip Liseleri senin için çok güzel olabilir. İstemiyorsan... E, ...işte... E, ...bu normal kolejler, normal liseler olabilir. Ama... ...fen liseleri ve e, Anadolu Teknik Meslek Liseleri birazcık zorlayabilir. Çünkü buradaki meslek dersleri seni hukuk fakültesi için zorlayabilir. Ee, Anadolu İmat Lisesi de var ama İmat Liseleri hem fazla hem de bu İmat Lisesi biraz daha sözel, iştiharlıklı e, liselerdir. Buralardan da e, hukuk fakültesine gidebilirsin. Ama tabii ki en başa Anadolu sesini yazman lazım. Peki, hukuk fakültesi için ne yapman lazım? Aynı LGS'ye hazırlanırken yaptığın gibi... ...şimdiden Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler derslerini çok iyi çalışman lazım. Sonrasında zaten... Eğer dokun sınıfından itibaren sıkı sıkıya çalışırsan Türkiye'deki bütün hukuk fakülteleri seni bekliyor. Berlin Ateş demiş ki hocam bu sene sınav zor olduğu için puanlar da düşüktü. Doğru. Bundan kaynaklı stres yaptık ne yapmalıyız? E, bu yorum ikinci resim lütfen beğen demiş. Berlin hiç endişelenmene gerek yok. Evet puanlar düştü. Aday sayısı da fazlaydı. Sıralamalar değişti. Ama dediğim gibi bizim takvimimiz önümüzde zaten. Bizler 29 Temmuz'a kadar güzel güzel tercihlerimizi yapacağız. İlk üç tercihimizi hayallerimizi, sonra ortalara olabilecekleri, en sonlara sağlamları yazacağız. Sonrasında eğer kazanırsak sıkıntı yok. Kazansak bile istediğimiz yeri kazanamadıysak veyahut da hiç kazanamadıysak birinci nakil dönemini, ikinci nakil dönemini ve komisyon yerleştirmesini bekleyeceğiz. Sonrasında hayallerimize kavuşacağız. Sağlık mesleklerine bakalım. Bunların popülaritesi gittikçe artıyor biliyorsunuz. Bu Covid-19'den sonra diş hekimlikleri, ee, eczacılıklar, e, tıplar bunların hepsi çok ciddi popüler olmaya başladılar. Acil tıp teknisyenliği, hemşirelik, radyoloji teknisyenliği, anestezi, tıbbi sekreterlik gibi birçok alana sahip. 4 yıl İngiliz eğitim görüyor. Matematik, biyoloji, edebiyat derslerinin yanı sıra anatomi, beslenme, ilk yardım gibi derslerde alan derslerde ağırlıklı. Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik en yüksek olan yüzdelik dilim bu. Hacı Bozan Bozan oldu. Hakkari'de de var yine. Yüzde dilimi bu. Gördüğünüz gibi arada çok büyük bir uçurum farkı yok. Çünkü sağlık meslek her zaman popüler. Gittikçe daha da popüler olacağı benziyor. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Endişelenmenize hiç gerek yok. Tercihlerimizi güzel güzel yapacağız. Müdür yardımcılarımıza müdürlükleri kontrol ettireceğiz. Zaten bunlarla alakalı tercih ekranı üzerindeki videomuza geliyor şimdi.